Ripple davasının arka planı. Sage 3 yıl önce teklif vermiş diyor. Buna bir bakacağız. Bu noktada Ripple üzerine, XRP üzerine konuşacağız. Bu niye burada buraya açtı onu da bilmiyorum. Tabii piyasa fena değil. Ripple Labs'ın baş hukuk sorumlusu Start Authority, ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'ndan 3 yıl önce gelen bir uzlaşma teklifini reddettiğini açıkladı şeklinde söylüyor. SEC'in Ripple'a dava açması başlı başına zaten fiyaskoydu. Tam bir saçmalıktı yani. Öyle ki SEC'in kazanamayacağı çok belliydi. Aslında büyük bir ihtimalle SEC neyi düşündü? Şimdi ben dedi bunlara dava açayım. Bunlar zaten teslim olur. Hani bunlar mahkeme celbine aldığı zaman aman efendim etmeyin falan filan tarzında yaklaşırlar. Ama öyle olmadı. Dava açtılar. Bunlar da tamam gideriz şeklinde hareket ettiler ki pek çok noktada da doğru SEC'e yanaşmadılar. Yani çok dişli bir şekilde karşısına çıktılar. Sonunda da kazandılar zaten. Bu arada Ripple haricinde o zamanlar hemen hemen herkes de bu oldu. Adamlar Sage bak dava ederiz falan dediklerinde ya da şunu yapacaksın dediklerinde Sage'in söyleminin dışına çıkan hemen hemen kimse olmadı. Tabi beraberinde zaman içerisinde farklı taraflar da diş göstermeye başladı. Mesela Polygon da aynısını yaptı. Binance davasında Solana'nın işte Cardano'nun, Polygon'un falan adı geçti biliyorsunuz. Ve bu süreçte sıkıntılar yaşandı. Polygon ekibi de resmi bir yazı yayımladı ki burada Matic Coin bir kayıt dışı menkul kıymet olarak geçiyordu. Tıpkı zamanında XRP'ye yaptıkları gibi. Sadece bu davada Polygon'a değil Binance'a dava açıldı ama yani mal belli. Polygon ekibi de bir yazı yayımladı. Dedi ki gittiği yere kadar gideriz. Muhakkak en büyük pazar ABD'nin dışında kalan pazardır dedi. Yani gerekirse buradan çıkarız şeklinde posta koydular. Bu önemli gelişmeyle Ripple'ın XRP token hukuki mücadelesinin yeni ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Ripple için uzlaşma teklifi. Tanınmış blockchain şirketi olan Ripple Labs'ın baş hukuk sorumlusu Aldrot'u yakın zamanda önemli bir açıklama ışık tutmak için X'i kullandı. Aldrot bir tweette, Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu tarafından Ripple'a 3 yıl önce blockchain devi ve onun üst düzey yöneticileri Brett Gerlinghaus ve Chris Larsen'a karşı yasal işlemler başlatılmadan önce yapılan erken uzlaşma teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Bakalım. Aldrotti'nin tweet'i SEC'in 2020'de Ripple vesiyosu Gerlinghaus'a bir anlaşma önerdiğini açıkladı. Teklifin şartları SEC'in XRP'yi halka açık bir menkul kıymet olarak ilan etmesini ve ardından piyasanın uyumlu hale gelmesi için. Kısa pencereyi içeriyordu. Evet. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi diyebilirsiniz ki ya adamlar vaktiyle uzlaşma teklif etmiş. Şimdi o şekilde bir uzlaşma yok. Öyle bir uzlaşma makul bir uzlaşma değil. Adamlar diyor ki bunu diyor yani XRP coin'i bir menkul kıymet olarak diyor ilan edeceksiniz. Bunu herkese söyleyeceksiniz. Sonra bizden müsaade alacaksınız. Biz de size nerede ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız bunun diyor çetelesini vereceğiz. Adamlar da bunu kabul etmiyor. Ve kabul etmemekte haklı olduklarını bugün görüyoruz öyle değil mi? Çünkü davayı kazandılar ve bir menkul kıymet olmadığı ortaya çıktı. O yüzden demek ki neymiş? Demek ki doğruymuş. Bunu bir menkul kıymet olarak ilan edip varlıklarının ya da kendi işlemlerinin hareketini kısıtlamaları demek ki mantıklı bir iş olmayacakmış. Düzgün bir iş de olmayacakmış. O yüzden bunlara tasma takmayı teklif etti. Bunlar da kabul etmedi. Bu sefer bunlar onlara tasma taktı gibi bir şey oldu yani. Uyumlu hale gelmesinden kastı da şurayla iş yapmayacaksın, burayla iş yapmayacaksın, şurayla belki bu kadar iş yapabilirsin tarzındaki bir olay yani. O yüzden buradaki istek makul olmadıkça bu düzgün bir uzlaşma değildir. Onun da tekrardan altını çizmiş olalım. Durum böyle. Ki sonrasında Sage
Çıktı dedi ki biz hiçbir zaman XRP'nin bir menkul kıymet olduğunu söylemedik diye bir açıklama yaptı. Davayı kaybettikten sonra bunun da doğru olmadığını yine buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Ancak Ripple iki önemli nedeni öne sürerek teklifi derhal reddetti. İlk olarak Ripple XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını savundu. Ve ikinci olarak Aldrotti Sage'in kripto para birimi uyumluluğu için bir çerçeve oluşturmada başarısız olduğunu vurguladı. Aynen öyle. Adam diyor ki ilk olarak XRP bir menkul kıymet değil. Ben ne olursa olsun neden çıkıp bunun bir menkul kıymet olduğunu ilan edeyim? Bu yeter de artar bir argüman ve sebep. İkinci olarak diyor ki sen uyumluluk göster. O da diyor ki neye uyumluluk gösterip gösteremeyeceğime dair sen hiçbir çerçeve oluşturmadın. Regülasyon yapmadın. Dolayısıyla ben neden böyle bir şey yapayım? Hukuki süreç 3 yıldır devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. Artık sizi ilgilendiren bir boyutu kalmadı. Sadece Ripple'ın tazminatı üzerine konuşuluyor. O yüzden Ripple'la Sage arasındaki davada artık XRP coin'in hareketleri göz ardı ediliyor. Ripple ve Sage arasındaki hukuki mücadele 3 yıla yayıldı ve şirket XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını kanıtlamaya kararlıydı. Kanıtladı zaten. 2024'te tamamen bitecektir. Aldrotti'nin açıklamaları da bu şekilde. Aldrotti'ye 2024'ten beklentileriniz neler şeklinde soru soruluyor. Aldrotti de diyor ki ya böyle böyle 2024'te diyor mesela dava bitecektir. Tamamen sonlanır şeklinde dile getiriyor. Katılıyorum, doğrudur. Aldrotti Ripple'ın önemli riskler aldığını ve konumunu savunmak için her şeyi tehlikeye attığını kabul etti. Pek çok kişinin şüpheci yaklaşımına rağmen Ripple, mahkeme salon draması sırasında Sage'in ikiyüzlü bir tiran olduğunu ortaya çıkarmayı başardı. Aldrotti bu zaferin ABD kripto endüstrisinin başka bir gün savaşmak için yaşamasına olan olanak tanıdığını belirtti diyor. Bu neymiş? XRP'nin menkul kıymet olmadığı konusunda kararlılık var. Doğru ya, bu iş zaten bu saatten sonra şey olmayacaktır. Yok öyle mi, yok böyle mi? Neyin ne olduğu belli, ortaya çıktı. Davanın devam eden kısmı sizi ilgilendiren bir kısım değil. Hani tutup da ne çıkacak ne çıkmayacak noktasında yatırımcıları ilgilendiren kısım artık bitmiştir. Siz davayı kendi açınızdan bitti gibi kabul edebilirsiniz. Sadece Ripple ne kadar tazminat ödeyecek bu kaldı. Bu da çok düşük bir tazminat olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.